Kara hindiba. Kara hindiba. Kara hindiba aslan dişi otu. Yabani acı marul, üfürük çiçeği. Çok güzel resim var. Çok güzel. Herkesin her yerde gördüğü bol bol yetişen bir bitki. İnek çiçeği demiş. İnekler çok sevdiği için. İnek çiçeğiymiş. Üfürük çiçeği. Böyle tohumu bu ucunda böyle uçan şeyler olsun. Üfürük çiçeği de böyle üfürük çocuklar. Çok güzel. Şimdi bunun birleşiminde birçok vitamin var, mineral var, enzim var vesaire vesaire. Ama bizi ilgilendiren nedir? İnulin içerir. İnulin bağırsaktaki faydalı bakterilerin besini. Faydalı bakterileri bifido. Bakterileri besler. Bakterileri besleyici. Bu nedenle yüksek oranda bu inulin bir şeker türevi. Fakat şeker hastaları kullanabilir. Kanser hastaları kullanabilir. Yani glikoz gibi saf şeker değil inulin. O nedenle herkes kullanabilir. En ağır hastalarda şeker gibi yan etkisi yok. Özel bir formülü var bunun. Fruktoz, glukoz vesaire karışık. Ama yan etkisi yok. Tatlandırıcı olarak kullanılıyor. Günümüzde sanayide çok yoğun olarak kullanılıyor. Bununla ilgili mesela Almanya'da çalışan bir Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan bir komisyon var. Komisyon E. Komisyon E bununla ilgili bir rapor yayınlamış. Yayınlamış olduğu raporda ne diyor? Safra artırıcı. Safra artırıcı. İştahsızlık, sindirim rahatsızlıkları, idrar artırıcı vesaire vesaire birçok özelliği var. Bakalım PubMed'de ne diyor bununla ilgili. PubMed. PubMed. Bayağı klinik araştırması var. Taraxacum officinalis 790 klinik araştırması yapmış. Dandelion. Dandelion deniyor. Ekstraktına. Şeker hastalığı. Diyabete karşı etkili olduğu belgelenmiş. Yeni bir çalışma. Vay canına. Diyabet. Diyabet. Diyabete karşı etkili. Kan temizleyici, karaciğeri güçlendirici, safrayı artırıcı özelliklerinin yanında yeni bir çalışma şeker hastalığına karşı etkili. Evet, kansere karşı etkili. Bu da yeni bir çalışma. Kansere karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Kanı temizleyici olduğu belgelenmiştir. Evet, diyabete karşı etkilemiş. Beyefendi Hazretleri not aldı, unutmayalım. Biz de bununla ilgili bir çalışma yapalım. Evet. Diyabet. Çok enteresan. Diyabete karşı etkili. Evet. Burada inulin faydalı bakteri, besleyici. Diyabete karşı etkili olduğunu, kansere karşı etkili olduğunu yeni öğrendik. Kanı temizleyici, safra artırıcı özelliklerini biliyoruz. Romatizmaya karşı vesaire ama demek ki neymiş? Fazla bir şey bilmiyormuş. Evet, her şeyi biliyorum diye ortaya çıkmak iyi bir şey değil. Bazen bir şey bilmediğimizin farkına varıyoruz. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye gelmişler. Sen dünyanın gelmiş geçmiş en büyük alimisin demişler. Gülmüş. Ne gülüyorsun? Bilmediklerimi
ayağımın altına alsam başım arşa değer demiş. İmam-ı Azam Ebu Hanife öyle dediyse ki sabit, o zaman biz hiçbir şey bilmiyoruz demek. Biraz önce gösterdim değil mi ben size? Safranın birleşimindeki safron. O kadar metabolik değişimler, dönüşümlere sebep oluyor ki kansere karşı, major depresyona karşı, Alzheimer'a karşı, Parkinson'a. Yani ben insan şaşırıyor, neler değiştiriyor. O nedenle burada ne yaptım? Safranla ilgili bir vücutta hangi değişimleri, dönüşümleri burada görüyorsunuz, neler yapıyor vücutta? Birçok enzimin değişiminin, dönüşümünün, hücrenin temizlenmesini, arınmasını interferonlar, interleukinler üretiyor. Bakteri, virüs o mantara karşı bağış. Yani bu tabii ki ilim adamlarının bir kısmı böyle diyor. Bir kısmı da daha farklı şeyler yazmışlar. Hepsini burada anlatsak zaten günümüz yok, vaktimiz yok. Onu yapacak. Evet.